Herkese selam. Şimdi ben bir Türk restoranındayım. Burayı nasıl keşfettim? Couchsurfing'den tanıştığım arkadaşım sayesinde. İnanmayacaksınız ama Kamboçya'nın göbeğinde, Kamboçya'nın başkentinde Türkçe bilen bir Kamboçyalıyla tanıştım. Bugün onunla birlikte Türk kahvaltısı yaparak sohbet edeceğiz. Evet, herkese selam. Şimdi öncelikle biz nereden tanıştık ondan bahsedeyim. Couchsurfing'de ben kalacak yer arıyordum başkente gelmeden önce. Hatta gelirken arıyordum. Ben hep böyle son dakika işlerimi hallediyorum çünkü. Couchsurfing'den birini buldum. Sadece bir kişi reddetmedi. O da kendisi. Ama o da yanlış anlamış. Daha doğrusu ben yanlış anlamışım. Ben kalacak yer ayarladım sanıyorum. O da buluşup böyle bir şeyler içeceğiz, muhabbet edeceğiz sanıyor. Çünkü tatile gideceği için onda kalamayacağım. Müsait değildi eve. Sonra ben geldim, indim başkente, yazıyorum. Neredesin, ne zaman gelebilirim sana falan. Diyor ki, bana gelmeyecektin ki, ben çalışıyorum şu an. Sonra dank etti tabii yanlış anladığım olayı. Hemen gittim, yakında ucuza bir hostel buldum, yerleştim. Akşamında da biz buluştuk. Bana içecek bir şeyler ısmarladı. Sohbet ettik falan ve öğrendiğim şeyler karşısında şoka girdim. Çünkü Türkiye'yi komple gezmiş kendisi. Benim bile gitmediğim yerlere gitmiş. İnanmazsınız, yüksek ovaya bile otostopla gitmiş. Hakkari yüksek ovaya bile otostopla giden bir Kamboçyalı'dan bahsediyoruz. Gerçekten fıkra gibi bu arada. Temel fıkraları gibi. Şimdi öncelikle ben şey sormak istiyorum. Türkçeyi nereden biliyorsun? Neden Türkçe öğrendin? Neden Türkiye'de okudun? Türk devlet bursunu kazandım. Ve gittim 6,5 yıl olarak ders Türkçe olarak dersleri aldım. Evet. Ve gezdim. Yani gezdim, tozdum. Yapacak bir şey yok Türkiye'de. Türkiye'de hangi bölümleri okudun? O zaman gezmem lazım. Türkiye'de sıkılıyorum, gezmem lazım. Hangi bölümleri okudun? Ben 3 bölümden bir bölüm okudum. 3 bölüm okumuş, evet. Uluslararası ticaret, işletme ve uluslararası ticaret. Uluslararası ilişkiler. Çok ilk zorluk zaten Türkçe'de dersleri almak yok. Evet. O zaman ilk olarak. Çünkü ne kelimeler... Çok zor. Çok zor. Doğu Ekspresi'ni falan da tamamen kullanmış birisinden bahsediyoruz. Otostopla gezmiş. Ben şeyi sormak istiyorum şimdi. Türkiye'de kaç tane şehir gezdin? Saydım yaklaşık 40 şehirden fazla. 40 şehirden fazla? Yeah, il olarak 35 falan ama ilçe ya il olarak, şehir olarak 40'dan fazla çünkü ya öyle düşün. Antalya'da kaç ilçe var? O zaman onun gibi bir şey yani. Çok iyi. Yani, peki en sevdiğin şehir hangisi oldu? En sevdiğim şehir mi? Çok zor, her yere güzel. Türkiye'nin ayrı cennet gibi. Türkiye olarak sevsem olur mu? Türkiye olarak tamam, Türkiye'yi genel olarak sevmiş ama bence bir tane favorim vardır. Çok zor söylemek lazım. Tamam, peki böyle en kötü tecrübe yaşadığın şehir hangisiydi? Yani çok kötü hatırladığın bir yer var mı? Sakarya. Ne oldu Sakarya'da? Sakarya'da şöyle otostop taraklıya geçmeye gittim. Otostop çekmeye çalıştım. Bir adam beni aldı. Tamam. İngilizce, Türkçe biliyorum ama numara yaptım. Çatpat gibi bir turist olarak davranmaya çalıştım. Adam nereden geldiğini sordu, ne yaptığımı sordu sonra ama ben bilmemiş gibi konuşmaya çalıştığım için çok zorluklar çekti. Anladım, sorun yok. Sonra nereden geldin diye sordu. Ben Kamboçya'dan geldim dedim. Adam bir anda kızma başladı, kuku vermeye başladı. Kamboçya deyince sinirlendi adam. Evet, sonra bana vurmak istedi. Bir şey yapmak istedi bana ama kendini tutmaya çalıştı. Kamboçya'yı indiğince sana vurmak istedi. Bunun sebebini söyledi mi peki sana? Sebebi sadece Budist olduğum için. Budist olduğu için çünkü, aslında... Çünkü Myanmar'da bir sorun, Rohingya sorunu vardı. Evet. Tabii ki Myanmar bir ülke olarak Budist bir ülke. Evet. Ben bir Budistim, o zaman orada olunca adam kızdı. Neden Rohingya kardeşlerini... Myanmar'da Müslümanlar öldürülüyor sanırım. Değil evet. mi? Aynen. Müslümanlar öldürüldüğü için Myanmar'da Budist bir ülke olduğu için ve kendisi de Budist olduğu için oradan bir böyle bağ kurmuş kendisi ve az kalsın vuruyormuş otostop çektiği araçta.
Vay öyle canına. Oluyordu. İyi ki adam da iyi bir şey düşüncesi var. Hı-hı. Arkadaşını aradı, sordu. Tokat vereyim mi adamı? Bana. Öyle sordu arkadaşına. Tokat atayım mı diye arkadaşına soruyor. Duruşunu sormaya çalıştı. Yok öyle yapamazsın polis beni tutuklayacak falan filan. Yok ona vurmak istediğim dedi. Sonra adamla tekmeyi atayım. Arabadan bir atayım. Arabadan iteyim diyor. İteyim ya da küçük bir koyu götüreyim. Ay inanamıyorum. Bayağı adam komple teorileri uygulamış orada sana. Ama ben Türkçe hep bildiğim için ama sadece numara yaptığım için anladım. Sen anlıyorsun, adam anlamadığını düşünüyor. Öyle? Evet. O zaman sadece harita bakıyorum. Yoldan, direkt yoldan çıkarsa ben hemen bulacağım. Çok mantıklı. Görüşürü diyeceğim. Aha. Bir şey olaya bir şey. Ama onun tecrübesinin dışında bir şey yok. Güzel. Ha, en kötü anım buydu ama bunda da sorunsuz atlattın zaten. Ha. Aynen, çok iyiymiş. O zaman, bu arada biz Türk kahvaltısı söyledik burada. Bir tane restoran var, Türk çaylarımız geliyor. Hello. Thank you. Teşekkür ederim. Evet, Türk çaylarımız. Şöyle. Evet, Şerefe. Çok Türkçe'ye benzemese de biraz aromalı gibi bu çünkü. Tabii. Evet. O zaman sana sıradaki sorumu soruyorum. Oh, karıştırıyor da tam bir Türk ya. Bak, gerçekten tam bir Türksün şu an. Türkiye'de en sevdiğin yemek? Antep usulü baklava. Baklava. Baklava tatlı mı? Yemekten bahsediyorum. Ha, baklava mı? Çiğ köfte. Çiğ köfte. İnanamıyorum, sen gerçekten Türksün. Ekstra acılı. Gerçekten Türk, sadece gerçek Türkler çiğ köfte ve baklava der bu sorunun cevabına. Ama en çok komik şey, çünkü biz Kambuçalı olarak çok acıyı seviyoruz. Evet, biz de severiz. Türkiye'de acılı. Her şey acılı. Çiğ köfte. Ekstra combo, combo acılı ve ekstra acılı istiyor. Ayran içilmiş, yoğurtlusu. Sevdin mi? Ayranı çok fazla insan sevmez genelde. Ayran yok, sorun yok. Sorun yok, sevdim. Durum ile sonra ketçap macam. Dürümle, dürümle ayran. Öyle güzel. O zaman Türkiye'de en ilginç bulduğun yer. En ilginç. En şaşırdığın mimari ya da. Her yere bildiğin insanlar. Ya böyle görüp de oha bunu nasıl yapmışlar dediğin bir şey var mı? Mesela sanırım Sivas'ta Divriye'ye gitmek istiyorsun. Trende gördüğün anından biraz bahseder misin? Asla acaktım da. Evet, trende Divriye'yi görmüş Sivas, işte Sivas'taydı değil mi? Ben bile bilmiyorum bu arada, kendisi benden daha iyi biliyor. Görmüş ve trenden atlamak istemiş. O kadar hayran oldum herhalde. Çok güzel yer çünkü o da önemli bir yer olarak. Isak Paşa da güzel. Isak Paşa giderken onu gördüm. Şeyi merak ediyorum ben. Yüksek Ova maceranı merak ediyorum. Orada neler yaşadın? Bana ondan bahsetsene. O zaman en son döneminde böyle sınava girdim. Planlattım. Diyelim ki bütünlemeye girmeyeceğim. Bütünlemeye girmeyeceğim artık. İyi ki girmedim. İyi ki. Turumu zaten Doğu Ekspres'e gitmek. O zaman nerede indik? Erzurum'da. Sonra Ishak Paşa gittik, Üdü'ye gittik, Van'a gittik. Kahvaltımız geldi bu arada. Yüksek Ova'yı dinleyeceğim birazdan senden. Türk kahvaltısı bu mu? Çok değil. Çok değil. Çok benzemiyor bana, ama. Bana göre Ya bir Kamboçalı için bu gerçekten Türk kahvaltısı. Ama bir Türk için bu Türk kahvaltısı değil. Bu sahtedir. Yapacak bir şey var mı? Yok ki. Burada en benzer. O zaman ben senden direkt dinlemek istiyorum şu an. Yüksek Ova'yı. Burada koy. Böyle çekmek istiyorum. Sesim biraz daha net gelsin. Okey. Evet. Yüksek Ova'yı dinlemek istiyorum. O zaman Van'a gittim. Tamam mı? Evet. Van'a gittim. Akdamar Adası'na gitmek istiyorum. Akdamar. Aha. Ama bir arkadaş var orada. Van'da diyordu ki bir ailem var. Akrabam var. Merkezinde. Hakkari merkezinde. Seneye misafir etmek isterler. Tamam giderim. Planım yoktu. Sen zaten biri misafir etmek istiyor dendiğinde koşarak gidiyorsun anladın. Türk aile buldu mu gidiyor. Öyle ama çünkü Hakkari de güzel. Ben görmek istedim. Ve gerçekten çok güzel.
savaş olmasaydı gerçekten güzeller gelirdi. Ya evet, savaş değil de bir iç karışıklık bazen oluyor orada. O yüzden insanlar gitmeyi çok istemiyorlar. Ya öyle, o zaman gittim. Sonra aynı zamanda Couchsurfing'de bir adam buldum. Hakkari'de Couchsurfing'den birini buldu. İnanılmaz. Yüksek olarak zaten o profesyonel dağcı. Evet. Keşke daha uzun zaman önce haber verseydim. Çünkü adam izin almaya çalıştı jandarmadan ama alamadı. Çünkü benim için yukarı götürmek için. Evet, yukarı. Dağa çıkmak için izin gerekiyor. Ama çok kısa bir süre olduğu için alamadı izni. Alamadı. Anladım. O zaman gittim otostopla oraya kadar, yüksek ovaya kadar gittim. Peki sonra nasıl geldin? Nasıl buraya geldin? Sonra çayhaneye kadar götürdü beni. Herkes bana kahveye bakıyor. Kahveye götürdü seni. Kıraathaneye. Kıraathaneye. Sonra gezdim, konuştum. Aynı zamanda herkes Kürtçe konuşuyordu ya. Kürtçe değil mi? Evet. Türkçe konuşmuyorlar ama sadece Türkçe biliyorum. Şimdi Hakkari'desin. Herkes Kürtçe konuşuyor. Sen Türkçe bilen bir Kamboçyalısın ama. Öyle. Çok güzel bir denklem. Ama çok iyi ya. Çünkü herkesle konuşabilirim. En azından evet. Herkes iki dilde biliyor. Evet. Yükseova'da gezdim, tozdum. Adam da öğretmendi. Herkes, o çok iyi biliniyor orada Yükseova'da. Herkes onu tanır. Ve tabii ki yıldız gibi oldum. Orada geziyordum. Popstar gibi geziyorsun. Senin saçların da renkliydi sanırım o zamanlar. Uzun saçlıydı. Uzun saçlı ve kırmızıydı. Kırmızı, evet. İnanılmaz. Ya, sonra çıktığım zaman adamdan, tabii ki Yükseova'dan Hakkari merkezine girmem lazım. Otostop çekemedim. Kimse beni almadı. Kıyamam. 50 metre falan alan vardı. Sonra, ne yaptın peki? 50 metre kadar ulaştığım zaman devam etmeye çalıştım ama olmadı. Daha 100 metre ileride jandarma post yeri var, yani nasıl kontrol yeri var. Gittim, konuştum. Öyle tanışmak istiyorum. Jandarma seni bıraktı. Konuşuyoruz. Nereden geldin, nereye gidiyorsun dedi. Ben otostopçuyum falan. Öğrenciyim burada. Otostop çekemiyorum. Merkezine gitmem lazım. Sonra ben arabayı durduracağım dedi jandarma. Evet, öyle gel. Arabayı durdurdu jandarma ve sen o şekilde ulaştı. Muhteşem. Ulaşmadı. Şöyle de var. Araba zaten bana dönmek istiyor. Dönmüyordu. O zaman Yükseova bir yol, Hakkari bir yol. Ayrılış bir yer var. Orada bir jandarma kontrolü var. Orada indim. Çünkü araba değiştirmem lazım. Aynı şekilde jandarmaya öyle konuştum, kaynaştım falan, fotoğraf çektiler. Ya, ama ben tatlı. Çekemiyorum. Onlar çekebilirler. Seni çekmen yasak. Evet. Evet, tamam. Onlar anı diye çekebiliyorlar ama sen çekemezsin. Yok. Evet, jandarmayı çekemezsin. Sonra yine aynı şekilde bir arabayı durdurdu ama normal araba değil, zaten otobüs. Otobüsü durdurdu senin için. Otobüsü durdurdu. Aynı zamanda para ödemedim. Aynı otostop gibi. Çok Hakkari'ye iyi. Kadar. Hakkari'de bir ailede kaldım. Akşamda sanki bir tören gibi, bir parti gibi benim ziyafet için. Ziyafet hazırladılar sana. Bütün mahalle ya şöyle. Beni misafir... Popstar gibi takılıyorsun orada. Ünlü gibi. Ünlü gibi. Çok güzeldi. Ailesiyle. Kaynaştım ailesiyle. Çok iyi bir andı ve orası çok güzel. Gerçekten sanki etrafında yüksek dağlar ortasında bir yayla gibi çok güzel bir yer. Ve çok sevdim Hakkari merkezinde. Çok güzelmiş ya. Çok şanslıymışsın. Hep iyi insanlarla karşılaşmışsın. İlk olarak nasıl kolay iyi insanlarla buluşabildim? Çünkü Türkçe bildiğim için. Evet. O zaman... Evet, biz genelde Türkçe hemen bilen bir yabancı gördüğümüzde onu çok severiz gerçekten. Böyle hemen bir sıcak kaldı. Beleş yemek. Evet, beleş adım. Bulmuş, sen artık tam bir Türksün. Bak, çayı tutuşuna bak Allah aşkına. İyi, o zaman biz Türk kahvaltımızı yapalım. Bu videoyu da burada kapatalım. Gerçekten ben çok mutluyum seninle tanıştığım için. Tamam. Gelmek tamam ise, gelmek isteyenler varsa, soru varsa... Evet, bu arada Couchsurfing'den... Yazacak olur. Aynen. Bir sorunuz olursa ya da buraya gelip bir rehber isterseniz ya da tanışmak isterseniz Couchsurfing'den zaten kolayca bulursunuz. Hemen çıkıyor referansları çok fazla olduğu için. Ama onun dışında bana yazarsanız ben de hemen iletişim kurmanızı sağlarım.
O zaman bu video bu kadardı. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Görüşürüz diğer videoda. Görüşürüz. Bye bye. Salı kalın.